Dalga mı geçiyorsunuz? Kavga mı? Aşık olduğum kadına evlenme teklif ettim diyorum. Neyin dalgası? Gerçek. Gerçek yani, öyle mi? Gerçek. Nasıl oldu abi? Ha? Sen ne ara aşık oldun? Kaç senedir burada yoksun? Sen şöyle mi oldu? Mesela sen geldin eve, böyle kapıdan girdin içeri. Ondan sonra wow gördün böyle. Birden kalbinden vuruldun falan. Böyle mi oldu abi? Kendine gel. Bir sakinleş. Karşında kim var bir bak. Ne bu hareketler? Anlamaya çalışıyorum. Neyi anlayacağım? Sevdiğim kadına evlenme teklif ettim. Hesap mı vereceğim sana? Evet. Evet, hesap vereceksin. Hesap vereceksin. Ne var bu işin içinde? Bunun altında bir şey yok. Biz zaten bir yıldır Feraye'yle sosyal medyadan başka yerlerden mesajlaşıyoruz. Öyle senin sandığın gibi bir anda olmadı yani. Bir yıldır sevgili miydiniz? Benim artık eve gitmem lazım. Sana benim bugün biraz işim var, sonra konuşuruz. Ne bu hareketler? Millet de bize bakıyor sanki bir şey olmuş gibi. Ne oluyor? Söyle bakayım bana. Ha? Bir bak bana paşam, ne oluyor? Ne oluyor burada, ne oluyor? Ne oluyor? Ben geldiğimden beri paşamın canı benimle kavga etmek istiyor ama ben de anlamadım. Git bakalım. Ya neyse, boş verin. İnsan içindesiniz, ayıp ya. Hı. Ya. Ateş abim olup biteni anlattım sana. Bora komaya girmiş. Durumu iyi değilmiş. Bilinci kapalıymış yani. Dedem haber verdi. Hemen hastaneye gelin dedi. Seni aradım, açmadım. Ben de Ateş abimi aradım. İyi. Gidin siz. Abi bir dakika. Birlikte gitmemiz lazım. Her ne kadar yural olsa da adamın evine gittik. Yemeğini yedik, yüzüne baktık. Madem dedem çağırmış, beraber gitsek daha iyi. Ben gidiyorum, siz de peşimden gelin. Ha, bu arada senle de şöyle teke tek bir konuşalım. Neymiş benimle alakalı bu kadar büyük derdini anlıyorum. Bir çözelim. Hı? Abi ne oluyor bilmiyorum ama yalvarıyorum, sakin kal. Konuşmamız lazım. Feraye'ye bir şey anlattın mı? Hayır. Ben Ateş'le konuşurken Yaman geldi. Ya sinirlerim çok bozuldu, kendimi tutamadım çünkü saçma bir şey yaptım Azal ben. Telefonda anlatamam, neredesin sen? Tamam geliyorum. Abi kurtulduk diyorum ya, kurtulduk. Niye dinlemiyorsun beni ya? Bora'nın hiç uyanmama ihtimali varsa kimse hiçbir şey öğrenmeyecek. Niye dinlemiyorsun beni? Ya kardeşim. Bak abicim, bak bir şey söylüyoruz sana değil mi ya? Bir şey anlat ya. Abim niye buraya geldi? Onu söyle ya. Ya niye cevap vermiyorsun ya? Allah Allah, ne kes? Ya abicim bak, farkında mısın bilmiyorum ama biz ipin ucundan döndük ya. İpin ucundan döndük, anlıyor musun? Ya bak, hastaneye gittiğimizde Bural'la bizim dedeme hiçbir şey belli etmememiz gerekiyor. Tamam, hiçbir şey. Abi bir şey desene ya, bir şey anlatsana ya. Kes! Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Bak tamam, bu zamana kadar iyi bir kul olmadım biliyorum. Bundan sonra kendimi düzelteceğim ya. Vallahi bu kadarı da fazla ya. Bak vallahi billahi bu kadarı fazla. Ne olur acı bana ya. Cemile niye arıyor seni? Dinlesen anlatacağım. Allah Allah. Pasaportumu eve almaya gittiğimde Cemile gördü beni. Ahtapot Cemile. Her şey bitti. Bora ölmemiş, gidiyorum dedim. O sırada bir de dedem aradı. Bora komada dedim. Ya ondan arıyor, merak etmiştir, ne olacak? Abi ya, yanlış yere gidiyorsun ya. Burası değil abi, burası değil abi. Dönmen gerekiyor ya. Abi ya.
Abi bunca işin içinde bir de Feraye ile mi ilgileneceksin? Ne oluyor, ne oluyor? Abim Feraye evlenme teklifi etmiş, o da kabul etmiş. Şunu uzatabilir misiniz? Abi saçmalama, önünü mü kıracaksın ya? Ya ne yapacaksın oğlum ya? Ya saçmalama abi. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne durdun? Ya abi ne yapıyorsun sen ya? Kapıyı açar mısınız? Ya bir dur, bir dur. Ya bir dur sana Allah. Bir dur. Dur. Hayır, abi tamam, abi tamam. Minibüste bir arkadaşımız. Hayır, tek şu an açın. Tamam abi, tamam. Çekeceğim, sakin. Tamam. Tamam. Feraye! Ne oldu? Niye kaçıyorsun? Korktun mu? Az önce gözlerimin içine baka baka konuşuyordun. Sen kimsin ki benim hayatımda senden korkacağım? Konuşmak istemiyorum işte, bırak beni. Bana bak, bana bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Sen bir yıldır benim abimle mesajlaşıyordun. Doğruyu söyle. Ha? Aldatıyor muydun beni? Hiçbir şey açıklamayacağım sana. Sana ne ya? Sana ne? Seni artık sadece karın ilgilendirir. Anladın ya mı? Feraye beni çıldırtma. Açıklayacaksın. Abi bırak. Maçı. Sen bırak. Karışma sen. Bırak. Karışma. Bırakmayacağım. Anlatacaksın. Okan bak. Bırakmayacağım. Tamam mı? Anlatacaksın. Tamam. Anlat. Karışma lan sen. Allah. Boşuna çırpınma. Sen nereye gidersen git. Ben senin peşindeyim. Anladın mı? Evet. Evet, çok iyi anlıyorum ben seni. Özgüvenin sarsıldı. Hala arkandan ağlayıp acı çekmemi istiyorsun ama istediğini vermeyeceğim sana. Bırak yine. Feraye dur. Bak, ben sana kendimi anlatacağım. Tamam mı? Açıklayacağım her şeyi. Açıklayacağım. Bırak! İstersen öldür beni. Umurumda bile değil.
Tamam mı? Öyle mi? İmdat! Hop hop dur, ne yapıyorsun? Bırak, abicim dur. Hayır be abicim dur. Bırak, dur bekle. Abi bırak. Abicim sevgilim o benim, bırak. Abi. Feray. Çekil ya. Bırak beni, konuşmayacağım seninle. Kendine gel artık. Kendine gel. Kendimdeyim ben. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Değilsin, değil. Sen bu değilsin. Değilsin sen. Aldatmış olamazsın beni. Aldatmış olamazsın. Yaptım işte. Aldattım. Yapamazsın. Yapamazsın sen. Sen. Sevdin beni. Sen çok sevdin. Çok sevdin beni. Çok sevdin. Bırak beni artık. Lütfen. Seni suçlamayacağım. Sen de beni suçlamayacaksın. Tamam mı? Tamam. Konuşacağız. Ama sakın kaçmaya çalışma. Bize geri dönülmez yerlere sürüklemem. Geri dönülmez yere çoktan geldik. Cehennemin dibindeyiz artık. Biz diye bir şey yok. Koma derken tam olarak neyi varmış Bora'nın? Bilmiyorum ki oğlum. Buralla dedem gelsin doktorun yanından öğrenirsin. Sence... Uyanmazsa fişini çeker mi Vural, yoksa öyle makinelere bağlı mı yaşar? Oğlum şu kadarcık bir ümit bile olsa adamın oğlu. Ölsün ister mi adam? İstemez. İstemez. Bir de sen niye düştün bu Bora'nın derdine bu kadar? Ne bileyim ben, öyle merak. Merak benimki. Anladım. Bu Yaman nerede? Bilmiyorum. Böyle bastı gitti o. Hı. Sana bir şey soracağım abi ben ya. Sor. Feraye ile nasıl? Nasıl? Nasıl yani, nasıl oldunuz? Oğlum dedim ya, bir yıldır konuşuyoruz, görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz diye. DM'den mi yürüdüm kıza? DM'den yürüdüm kıza. Allah Allah. Konuşuyorduk oğlum işte. Buraya gelince de ciddi oldum, anladık kız. Seviyor musun sen onu? Hı. O seni seviyor mu? Okan. Sevmesi evlenmeyi kabul eder mi oğlum kız? Hı? Ne bu öyle sorgu memuru gibi sabahtan beri? Çok geçmiş olsun Vural Bey. Var mı iyi bir haber? Bekleyeceksiniz dedi doktor. Ne kadar bir süre dedi acaba? Belirsiz.
ömür boyu makineye bağlı yaşayabilirmiş oğul. Alo. Ona bunu kim yaptıysa onun durumundan beter edeceğim. Bütün sülalesini sileceğim dünyadan. İçin yanıyor tabii. Haklısın. Ama öfkeyle hareket etme. Polise bırak. Bırakmam. Bırakmam abi. Kimseye bırakmam. Benim bir tane oğlum var. Görmedin mi çocuk içeride ne durumda? Oranın durumundan kimsenin haberi olmayacak. Şüphelendiğin birileri mi var? Gafil mi anlamak istiyorsun? Var. Var. Husumetli olduğum birileri var. Davaları devam ediyor. Ömer abiye anlatmıştım zaten. Oranın yurt dışı yasağı o yüzden var. Tamam. Merak etme sen. Biz bu meseleye karışmayız. Nasıl biliyorsan öyle hallet. Ne diyeyim? Ortaklık, fabrika açılışı. Her şey olduğu gibi devam edecek. Hiçbir şey değişmedi. Oraya soran olursa yurt dışından benim ifade vermem gerek. Sonra konuşuruz. Tamamdır. Öttürüp durma sen de şunu. Tıkkı tık tıkkı tık. Aç konuş. Kim bilir hangi kırığın arıyor gene. Bir kırığı dede ya. Ne var ne Allah'ın cezası ne var? Bak bak paşama bak bir de sinirleniyor. 100 kere aradım niye açmıyorsun? Ne oldu Bora'nın durumu nasıl? Uyanması imkansız gibi bir şeymiş. Ural olaylara polisi karıştırmayacakmış. Kendi bildiği birkaç böyle şüphelendiği insan mı ne varmış öyle dedi. Yani kendi kendine çözecek. Sen de o çeneni güzelce kapalı tutarsan kimseye hiçbir şey olmaz. Bir hale bir şekilde birilerinin başına patlayacak anladın? Çok şükür. İyi tamam. Bora'nın telefonu nerede? Ne yapacağım? Şimdi bir şey derim Cemile abla sana da hiç hoş kaçmayacak ha. Söylesene kadın. Bana bak haddini bil çocuk seni tepelerim ha. Ne yapacaksın dedim. Bak benim zaten canım burnumda tamam mı Cemile abla bak. Beni delirtme. Söyle bak bana açıklama yaptırtma. Tamam mı? Hadi söyle nerede? Kutuya koydum arkadaki ağacın altına da gömdüm. Oldu mu? Tamam. Tamam orada kalsın o tamam elleme. Gidin Bade'ye bakın. Yoğun bakımın önünde kız. Ağlamaktan perişan oldu bir geçmiş olsun deyin. Sonra gideriz. Ben eve gidiyorum. Sen Bade'ye bakarsın. Ha. Neredesin sen? Kaç saat oldu aradım açmıyorsun. Ne bu halin kızım senin? Anlatacağım. Bana bir bardak su ver önce. Tamam. Biliyorum. Geçmiş olsun.
Biraz oturmak ister misin? Duydun mu? Oranın eskisi gibi olması artık imkansız gibi bir şeymiş. Nasılsın? Diyeceğim yani kötüsündür. Nasıl hissediyorsun? Paramparça. Çok karışık. Anlatmak istersen hani ben dinleyebilirim. Abimi tanıyorsun. İnsanlara hep zarar verdi. Babam bunu hep örtbas etti. Benim en büyük korkum bir gün hapse girmesiydi. Babamın onu kurtaramamasıydı. Benim en büyük korkum buydu. Ben söyledim. Bu çocuğun tedavi ihtiyacı var dedim. Kabullenmedi. Şunu değil ki. Tamam. Bence çok doğru hareket yapmışsın. Ateş'in teklifi de son derece mantıklı. Mantıklı mı? Evet abi, mantıklı. Adam sevgili olmayı teklif etmiyor. Asılmamış. Yersiz hadsiz bir şey de yapmamış. Bayağı tertemiz anlaşma ya bu. Hazal nesi temiz ya? Bebeğin Yaman'dan olduğunu bilmiyor. Asla da söyleyemem. Gider kardeşine söyler çünkü. Ya tamam, haklısın. Söyleme. Ya bu seni suçlu duruma düşürmez ki Feraye. Burada mağdur olan sensin. Ayrıca adamı ayartmadın. Gerçekten evlenmiyorsun ki. Karşılıklı anlaşma bu. Ben böyle bir fırtınayı kaldırabilecek güçte değilim. Bebeğin için güçlü olman gerektiğini konuştuk değil mi? Yaman'ın baskısına boyun eğme. Bak, bütün planımız alt üst oldu. İstanbul'a gidemiyoruz. Gitsek bile zaten sonrası çok karışıktı. Bebeği babana nasıl söyleyeceğimizi bile bilmiyorduk. Hazal, yapamam. Buraya geldiğimi tahmin etmiştir. Kızım, Yaman'da bizim evin anahtarı mı var? Damla geldi, markete gitmişti. Selam. Tatlım, Yaman okulda seni bulamamış. Kapıyı da telefonu da duymamış. Yok artık. Bravo Damla, bravo. Ne oluyor kızı be? Kızı kovaladığı yetmedi, bir de takip mi ettin? Biz kopak mısın oğlum sen ha? Sen girme araya. Olan biten ikimizin arasında, kalbini kırmak istemiyorum. Hadi ya, öyle mi? Bana bak, zaten hırsımı alamadım, içimde kaldı. Senin kafana şunu bir geçiririm. Sonra da seni burada parça pinçik yaparım, anladın mı? Arkadaşımdan uzak duracaksın. Azal, indir o elindekini. Saçma sapan hareketler yapma. Feray, bana bak. Gel içeri gidelim, konuşalım, tamam mı? Sana anlatmam gereken şeyler var. Sen de kendini açıkla bana. Sakın dinleme bunu. Feray kafanı karıştırmak için yapıyor. Ayrıca ne açıklayacakmış ya sana Feray'ı? Hiç öyle bir mecburiyet falan yok Feray'ın. Sen bütün bunları bu kızı aldatıp perişan etmeden önce düşünecektin. Gidip Aleyna ile evlenmeden önce düşünecektin. Tamam mı canım? Yuh. Ya Damlacığım, böyle bir şerefsiz işte bu. Böyle bir alçak. Ya biz sana güvendik ya. Biz sana inandık oğlum. Bir adam en çok böyle sever dedik. Sen bayağı gittin şerefsizliğin kitabına güncelledin Azal, ya. Tamam yeter, bilip bilmeden konuşma. Ne varmış ya bilmediği? Delirtme beni ama ne varmış bilmediği? He? Her şey ortada işte. Senin yalanlarını dinlemem ben artık. Tamam mı? Ateş'le de istediğim zaman görüşürüm. Seni hiç ilgilendirmez. Ateş değil o. Tamam mı? Ateş değil. Ateş abi. Benim abim, senin de abin. Senin abin. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Ateş benim abim falan olamaz yani. Ateş o. Ateş işte. Ateş değil Feray, ateş değil o. Yapma, evlenemezsin onu, tamam mı? Yapma. Ne istersem yaparım. Ayrıca ben sana neyi açıklayacakmışım ya? Ha? Ateş söyledi işte. Bir yıldır mesajlaşıyorduk. Sakladım senden. Beni delirtmek için yapıyorsun bunu. Biliyorum.
intikam alıyorsun benden. Hayır. Yalan söyleme aleyhine öğrenince ne hale geldiğini biliyorum. Gururum kırıldı. Kendimi vazgeçilmez zannediyordum. O yüzden o kadar perişan oldum. Saçmalama Feray. Sen saçmalıyorsun sen. Görmüyor musun ya? Yaman ve Feraye dev bir yalanmış ya. Yalanmış. Sıkılmışız demek ki birbirimizden. İkimiz de arayıştaymışız. Onun ilgisi şuna gidiyordu yani. Bunu mu diyorsun bana? Evet. Hoşuma gidiyordu. Aldın işte cevabını. Hadi kapı orada. Çık git artık. Feraye. Feraye. Feraye aç şu kapıyı. Feraye. Ya diyeceğin dedi işte, daha ne duymak istiyorsun? Hadi abi. Hadi. Hiç mazal yeter. Feraye. Feraye aç şu kapıyı, konuşacağız diyorum. Feraye. Aç şu kapıyı, aç. Feraye. Ha, Mesut teyze de çıktı yukarı. Aç şu kapıyı. Feraye. Aç şu kapıyı. Mesut teyzeci. Feraye aç şu kapıyı. Hadi ne olur git artık. Kilitledi işte kapıyı. Feraye'nin inadını biliyorsun sen. Evi de yıksan, kendini de kessen çıkmaz oradan. Yaman bak çok gürültü oldu. Babamı tanıyor ev sahibi. Canımızı okurlar bizim. Hazal'la doğruca Kayseri'ye geri döneriz. Lütfen. Hadi lütfen ya. Şimdi suçlu ne sensin ne ben. Bir yolu yok bilinen. Hal kalmadı yazık. Vazgeçtim beklemekten. Sana bana değil. Yazılana yoruyorum. Bu bize ceza değil. Tuzağına düşüyorum. Sarılırım el değil. Zararını seviyorum. Bu bana ödül. Efendim Okan. Tuzağına düşüyor. Hazal'ın evinin oradayım. Gel beni al. Feraye. Al bakalım bir tane. Teşekkür ederim.
Sana çok önemli bir tavsiyem daha olacak Aleyna'cığım. Evliliğine üçüncü kişileri asla karıştırma. İlişkini bozar. Bak bunu sakın unutma. Aranızda ne yaşanırsa yaşansın, ben müdahil olma. Yaman'la özelini kendine sakla. Yani daha yeni evlendik zaten. Aramızda bir şey olursa sizi karıştırmam, merak etmeyin. Anneni de karıştırma. Kocanla arana kimseyi sokma. Tamam. Aleyna, kız. Neredesin sen? Arıyorum sabahtan beri, açmıyorsun telefonunu da. Ay anne, yürüyüşe çıkmıştım. Telefonumu odada bıraktım, unutmuşum sonra. Niye dalgınsın sen böyle? Gülfem cadısı sinirini bozdu değil mi? Ay yok anneciğim. Yaman için seni bağrıma basacağım dedi. Sen de Gülsoyların gelini gibi davranacaksın. İnsanlara mahcup etme beni dedi. 2 saat bunu mu konuştunuz? Evet anne. Yani evlilikle ilgili nasihat falan verdi işte. Sohbet ettik öyle. Yok bir şey var sende. Bir şey var, anlatmıyorsun. Anneciğim vallahi billahi yok ya. Yürüyüşe çıktım, biraz yorulmuşum. Biraz gideyim dinleneyim, iyi gelir. Konuşuruz sonra hadi. Kurban olurum sana. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Vural Bey. Hiçbir şey söylememişsiniz ifadenizde. Buranın telefonundan mesaj atıldı demiştiniz bana. Oğlumu bu hale getirenleri kendim bulacağım. Sen sadece şu telefon sinyali nereden geliyor onu öğren. Her şeyi gizli tut. Ben senin başını belaya sokacak hiçbir şey yapmam, biliyorsun. Biliyorum Vural Bey. Merak etmeyin, bulacağım. Sağ ol. Söyleyecekmişim. Tehdit ediyor ya. Senin sabrın taşsa ne olur acaba? Senin sabrın taşsa ne olur? Ben gerçekten uğraşamayacağım bak. Vallahi tükendim artık ya. Eve git o zaman. Ya ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın ya? Kız gelince ulu orta olay mı çıkaracaksın burada? Kafayı mı yedin? Yapamam. Öylece akışını bırakamam. Feraye sandığımız kadar masum değilmiş. Baya. Ateş abim yazmış. O da pas vermiş. Doğru konuş. İyice dedirdin ha, bırak yakamı. Kız sana kendi söylemiş işte. Bana kızgın. Ondan böyle yapıyor. Tamam, sen öyle diyorsan öyledir ya. Çok haklısın, kesinlikle haklısın. Ben sana hak veriyorum zaten abi, boş ver bak. Sonra şey yaparsın abi. Okan, bırak. Abi. Okan, abi. 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 Abi lütfen. Bırak. Abi. Ceylan görmüş aslan gibi koşma işte ya. Ya nereye ya? Ya nereye ya? Peşinden eve mi gireceksin hayalet gibi? Koş. Koş koş. Ha? Bir dakika senin amacın ne? Dur. Bir dakika ya. Dur. Senin derdin ne ya? Derdin ne? Bana bir anlat. Senin derdin ne ya? Feraye her şeyi anlatacağım. Sen iyice kafayı yedin herhalde. Cemile cin gibi kadın be. Ya bak şu kadarcık Feraye'de yumuşama görürse anlar. Bizi riske mi atacaksın? Lan bırakayım da abimle mi evlensin? Ya vallahi ben uğraşamayacağım sizin aksiyonunuzla. Allah Allah. Bizim derdimiz başımızdan boyumuzdan büyük. Vural'ın gözü dönmüş, gözü. Bunu oğluma kim yaptıysa onu da 7 sülalesini de sileceğim diyor, anladın? Bak, topla şu kafanı, tamam mı? Topla. Tamam mı? Topla kafanı bak. Benim sana ihtiyacım var, tamam mı abi? Abi, kimseye bir şey anlatamazsın. Allah'ım, çıldıracağım ya. Ben sabrettikçe sanki her şey üzerime geliyor böyle oğlum. Ne oluyor
burada be? Sana diyorum. Soru sorduk. Nereye gidiyorsun oğlum? Okan. Oğlum cevap versene. Tamam. Feraha'ya sor. Anlatsın sana ne olduğunu. Yaman'ın peşinden koşturuyorsun sen, ha? Ne oldu, ne dedi sana? Ne istiyor senden? Bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Sana söyledim. Bu saatten sonra onunla hiçbir işim olmaz benim. Rahatla artık, tamam mı? Sen böyle etrafımızda dolandıkça bana rahat huzur yok. Senin yerinde başkası olsaydı bir dakika bile durmazdı. Sen niye hala gitmiyorsun? İstemedim mi sanıyorsun? Okul staj için İstanbul'a gönderiyor dedim. Abim izin vermedi. Babama kim bakacak dedi. Yengem de ona harika çıkınca elim kolum bağlandı. Yani bazen şu okulları nasıl okuduğuna şaşıyorum. Biraz aklın çalışsaydı herkesin önce gelir bana söylerdi. Abimle yengem babamı bakım evine yatırırız dedi. Böyle bir şeye asla müsaade etmem ben. İkna edemezsin yani beni. Onlardan yana olacağımı kim söyledi? Ne yapacaksın? Zorla mı baktıracaksın babama? Ben geldiğimde küçüktüm. Elin erene kadar kim baktı Muhsin'e? Ben. Yine yaparım. Olmaz. Benim aklım babamda kalır, olmaz. Sen git, rahatın bozulmasın. Geri dönme diye ben her şeyi yaparım. Gözüm gibi bakarım ona. Anlamıyorsun bunu değil mi? Bana bırak sen. Eline sağlık oğlum. Sağ olasın. Afiyet olsun. Muhsin. Bu kız İstanbul'a gitmek istiyormuş. Niye benim haberim yok? Ha ya öyle bir konuşuldu da abisi Ömer Beylerin yeni açılacak fabrikada ben sana staj ayarlarım deyince hepimizin aklına yattı. Gitmesine gerek yok dedik. Öyle değil mi kızım? İyi de yani siz öyle kestirip atarsınız kız ne desin? Üzülmüş, yazık. Gerçekten üzüldün mü kızım? Firma çok iyi baba. Gitsem güzel olurdu. Ömer Beylerin fabrikası da çok iyi. Ya biz seni İstanbul'a göndermiyoruz. Konu kapandı. Neymiş? Ben de giderim adamla İstanbul'a. Korurum onu. Sen sus lan. Her laf atlama. Dersine çalış. Geri kafalı mısın sen Çetin? Kız İstanbul'a gitse kariyer yapsa fena mı olur? Ya sen niye böyle Feraye'nin derdine düştün Cemile Sultan? Ne oluyor? Çalıştırıp paralarını yiyeceğim Çetin. Oldu mu? Ey Allah'ım yarabbim. Aleyna kendini kurtardı. Bir eli yağdı, bir eli baldı. Benim de sırtım yere gelmez artık. Ferahiyecik de o kadar okudu, emek verdi. Ya nasıl istiyorsa öyle yapsın. Değil mi Muhsin? Vallahi ben bu kadar gitmek istediğini bilmiyordum. Tamam. Sen huzurlu ol, mutlu ol. Ben başka bir şey istemem evladım. İşte görüyor musun ya? Baba gibi baba böyle olur. Biraz örnek al sen de evlat yetiştiriyorsun. Tabii Cemile Sultan, tabii. Sağ ol baba. İyi oldu böyle ya. İyi oldu, iyi. Feraye gider, kendini kurtarır, düzenini kurar. Ondan sonra sizi de yanına aldırır vallahi. Oh mis. Hakkında hayırlısı. Önce kendisini kurtarsın, gerisi Allah kerim Cemile. Kurtarır, kurtarır merak etme. Düzenini kurana kadar da senin maaşını ona yollarız. Tamam, tamam. Sıkıntı çekmez. E yok artık, bir de ev alın isterseniz yani baba. İblise bak sen ya. Aa. Bugüne kadar senin yediğin yeter. Biraz da kardeşinsin babasının maaşına. Sen hazırlığını yap gitmek için. Şuna da aldırma. Baban tamam dedi. Biz ne dediysek o. Kız ne emanet gibi kaldın orada. Gel şöyle baş köşeye otur gel. Aa ne emanet gibi olacağım canım. Öyle bir etrafa baktım. Oturacağım tabii. Ben bu evin geliniyim artık. Tabii ki.
Ben alışverişe gidiyorum Aleyna. Sen de gelmek ister misin? Sana güzel bir dolap yapalım. Ne dersin? Olur tabii. Hadi hazırla. Tamam. Aleyna. Buyurun. Senin ehliyetin var mı? Evet. Geçen sene Çetin abim öğretti bana. Hemen aldık ehliyeti. İyi, güzel. O zaman sana bir de araba alırız. Tamam. Ben o zaman hemen hazırlanıp geleyim. Hadi. Nesrin, Yasemin'in kumunu değiştirmeyi unutma. Tabii Gülfem Hanım. Aleyna. Anneciğim. Nereye kızım? Gülfem Hanım beni alışverişe davet etti de oraya gidiyoruz. Ha, iyi. Dışı şey yapayım. Çantamı alayım. Anne. Yok. Şimdi kadın arabada bekliyor. İp olmasın. Biz gidelim. Sonra seninle gideriz. Olur mu? Ha, iyi madem. Tamam. Bekletme sen. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Cemile abla. Bak bana söz verdin. Poğaça yapacaksın ha. Dönüşte isterim. Tamam oğlum. Yapacağım dedim ya. Aleyna'ya dolap yapacakmış Gülfem Hanım. Öyle dedi. Ama asıl olay sana dedi araba alalım. Ben şok. Görmen lazım Gülfem Hanım böyle bir munis, bir tatlı Aleyna'ya karşı. Vallahi helal dedim ha. Yani demek ki Yaman yumruğunu masaya vurdu, ağırlığını koydu. Karısını saydırmış anasına. Maşallah de. Maşallah. Hı. Nazarımız değmez bizim merak etme. Sen ne zaman konağa taşınacaksın? Eşya bakıyorum. Henüz karar vermedim. Odamı hazırlayayım içime sinsin öyle. Hayırlısı. Hazal yeter darlama beni. Bak gidiyoruz işte İstanbul'a. Ben o Cemile cadısına hiç güvenmiyorum Feraye. Sen nasıl güveniyorsun ya? Bugün babana bakacağım diyor. 3 gün sonra vazgeçecek. Ya onun tek derdi buradan gitmem. İkna oldum ben. Vallahi ben hiç öyle ikna falan olamıyorum. Ona güvenip ateşten vazgeçersen hata edersin söyleyeyim. Her gün nasıl Yaman'la yüz yüze bakacağım. Kalmak istemiyorum burada. Ben kararımı verdim Azal. Kapatıyorum şimdi. Çok yorgunum, uzanacağım biraz. Nesrin tamam. Her şey masada zaten. Gidebilirsin. Tamam Gülfem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Otursana kızım. Ne duruyorsun öyle yabancı gibi? Ailedensin sen. Davet bekleme gel. Çok sağ ol. Ne? Aşkım. Yaman. Hasta mısın sen? İyi görünmüyorsun. Yorgunum biraz. Ben sana çorba koyayım. Hayır istemiyorum. Peki. Efendim? Aradığında açamadım, kusura bakma. Şey diyecektim, müsait olduğunda bizim üst yolda buluşalım mı? Konuşmamız lazım. Hemen mi? Yok, ben evden çıkabileceğim zaman haber veririm sana. Tamam, görüşürüz. Kiminle görüşüyorsun bakalım? Yoksa şu sır gibi sakladığın kız arkadaşın mı geldi? Gülfem Hanım, fazla merak yok. Tamam. Ama bak çok heyecanlıyım. Bir an önce tanışmak istiyorum, söyle. Peki. Dedem beklemeyecek miyiz? Odasında yiyecekmiş. Hadi yesenize, soğumasın çorba. Ben buradayım diye mi gelmek istemedi? Seni o kadar önemsediğini sanmıyorum. Ne biçim laf o? Ben boşuna üstüne alınmasın diye öyle söyledim. Pardon? Aleyna'nın avukatlığını yapmana gerek yok. Oğlum oradan laf edeceğine söyle, karınla düzgün konuş. Sana ne? Ne? Sana ne? Sana ne?
Yaman nasıl konuşuyorsun abinle? Yok benim iştahım. Yaman oturur musun? Alena. Otur sen. Sinirlendi. Otur. Ateş. Allah'ım ya Rabbim. Ya ne oluyor size? Bugün şirkette dedem biraz üstümüze geldi. Sonra bu Vural meselesi çıktı biliyorsun. Zor bir gündü. Stresliydik biz. Ben gideyim bir aralarımı bulayım onların. Ya, söz duyacağım tamam mı? Sultanım. Tamam anneciğim. Ben bir bakayım benim. Yaman! Yaman! Hasta mısın oğlum sen? Ha? Hasta mısın lan? Senin derdin. Ne oğlum senin derdin? Ne biçim hareketler onlar? Ne demek lan masayı oğlum bak? Ne demek? Nasıl hareketler oğlum onlar? İnsan gibi çıkıp orada o benim karım, düzgün konu karımla diyemedin mi o kana? Ha? Diyemedim mi? Diyemedim. İstemedim. Bu kadar mı? Bitti mi? Bitmedi! Lan! Bitmedi! Ne yapıyorsun? Evleneceğim diyorum, yükseliyorsun. Saçma sapan yükseliyorsun. Doğru. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Dur, mesele farklı. Ne bu mesele, ne? Abimin Aleyna ile evlenmesi, senin Feraye'yle durumun bak ortalığı iyice karıştıracak. Dedeme bir savaş ilanı bu. Acısını da bizden çıkaracak, anlamıyor musun? Bu mu oğlum mesele? Evet. Abi hiç. Bu mu onun mesele? Siz bıkmadınız mı bu adamın baskısı altında yaşamaktan günlerdir? Oğlum savaşsa savaş, ben savaşırım oğlum. Ben korurum oğlum sizi, ne sana ne kim sana. Kimsenin senin korumana falan ihtiyacı yok. Ne? Biz öyle atışırız dedemle, sonra yatışır geçer gider her şey. Bu muydu lan? Sen dedin oyuna gideceksin, her şeyi sana bırakacak. Ben mi engel oluyordum sana? Evet. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ondan bu kadar sinirliyim ben sana. Bak nasıl anladın beni. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni anlıyorum. Ne Okan, ne ben senin umurunda bile değiliz. Sırf dedeme diş göstermek için evleneceksin. Ya. Her zamanki gibi bütün derdin onu alt etmek. Ya ben sadece hepimizin iyiliği düşünüyorum. Yapma. Sakın, sakın. Hepimizin iyiliği için en doğru karar ne biliyor musun? Bu saçma evlilik fikrinden vazgeçip bir an önce Amerika'ya geri dönmen. Böyle mi düşünüyorsun? Siz benim kardeşimsiniz oğlum. Hı. Ne dersiniz? Ne yaparsınız? Siz benim kardeşimsiniz. Evet. Tamam. Dönelim Amerika'ya. İyi o zaman. Sorun yok. Orada ilgileriz Feraye ile. Canınız isterse gelirsiniz düğüne. Ben ne yaptım sana ben? Ben ne yaptım sana? Az daha bağımlayın kocana. Çorba koyayım mı? İçer misin? Alırım ben. İyi. Ne bu hal? Uyudun mu bu saatte? Öyle uzanmıştım. İçim geçmiş. İstediği oldu ya. Rahatladı. Bir rehavet çöktü üstüne. Hayırlı olsun. İstanbul'a gidiyor musun? Sağ ol yenge. Şuna baksana, pili mi bitmiş? Ne olmuş oğlum ona? Oynuyorum olmuyor. Allah Allah. Ne oldu acaba? Konuştuğumuz şeyi hatırlıyorsun ama değil mi? Ona göre yaptın planını yani. Benim babama bakacak vaktim yok. Yapamam yani, bakamam. Yenge Allah aşkına, burada konuşulacak şey mi ya? Adam duyacak, şimdi üzülecek. Tam adam baba diyor bir de. Senden bir şey isteyen yok Nesrin. Feraye İstanbul'a gidecek, Muhsin'e de ben bakacağım.
Daha da bu konuyla ilgili tek kelime duymak istemiyorum. Tamam anladık Cemile Sultan. Niye sinirleniyor? Ne oldu be? Hiç öyle kötü koktu birden. Kötü mü? Gayet de mis gibi tavuk su çorbası yaptım. Ne var? Hepimiz de içtik. Çok da güzel olmuş. Elime sağlık. Ben midemi üşütmüşüm herhalde biraz. Ondan böyle halsizim. Bir şey yemeyeceğim şimdi. Efendim Azal. Birazdan buluşacağım Ateş'le. Vazgeçtiğimi söyleyeceğim. Ne olur üzerime gelme artık ya. Aniden aldığım bir karar değil. Benim için şu an en doğru olan gerçekten İstanbul'a gitmek. Gerginlikten uzak. Rahat rahat büyütürüm bebeğimi orada. Biliyorum canım. Her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Konuşuruz sonra. Kapatıyorum şimdi. Ne oldu? İyi misin? İlaç vereyim mi sana? İyiyim. Hava aldım şimdi biraz. Daha iyiyim. Hazal aradı da notlarımı okulda unutmuştum. Geçerken bırakayım dedi. Kapıdan alacağım şöyle. Ateş, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Feraye. Ne oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi hiç vaktim yok, konuşacak bir şeyimiz yok. Beş dakika lütfen bak. 5 dakika. Ya bana öyle düşmanmışım gibi bakma. Ben abimle Aleyna meselesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Tamamdır. Yani açıkçası sana bir şey demekten çekindim. Yani ne diyebilirdim ki Feraye? Şimdi ne istiyorsun? Ateş abimden uzak durmanı istiyorum. Yoksa iki kardeşi birbirine düşman edeceksin. Yaman tercihini yaptı ve Aleyna ile evlendi. Söyle ona benden uzak dursun. Tamam, yerden göğe kadar haklısın. Tamam mı? Yerden göğe kadar haklısın. Ama sen sağduyulu bir insansın. Bak sağduyulu davran. Yalvarıyorum sana Feraye. Bak bu tehlikeli bir oyun. Az önce ben aşağıda o ikisini zar zor ayırdım. Birbirlerini yiyeceklerdi ya. Okan tamam. Ben onu birden sinirle söyledim. Yok öyle bir şey tamam mı? Ateş'le evlenmeyeceğim ben. Tamam mı? Bir dakika. Sen beni geçiştirmek için falan söylemiyorsun değil mi? Kesin. Kesin Okan. Çekilir misin önümden? Ha bileydim. Buyurun ya. Bebe abi aç be. Ya aç şu telefonunu bir kere de aç be kardeşim. İyi bir haber vereceğim sana. Aç işte ya. Allah Allah. Nereye gider ki bu şimdi? Beklettin ama karıcığım olmaz böyle. Şaka yapıyorum. Ne oldu Feraye? Keyifsiz gibisin. Evde mi bir şey oldu? Yok. Kötü bir şey olmadı yani. C-
Cemil anne İstanbul'a gitmek istediğimi ama abimin engel olduğunu öğrendi. E'si babana ben bakarım dedi. Evdekilerle de konuştu. Ben İstanbul'a gidiyorum. Yine başa döndük yani, öyle mi? Hayır diyorsun. Ben böyle bir evet diyorum, bir hayır diyorum. Yani şımarık biri olduğumu düşünme lütfen. Hayır hayır, hiç öyle düşünmüyorum ama sadece biraz kafan karışık. Herkese yalan söyleyerek yaşayamam burada. Feray, zaten karnında babasız bir bebek varsan ömrün boyunca herkese yalan söyleyeceksin. Hem tek başına hiç bilmediğin bir şehirde bu çocuğu doğurup herkesten saklayarak büyütmek çok zor olmayacak mı senin için? Evet. Zor olacak biliyorum. E neden böyle büyük tek başına uzamak için diretiyorsun? Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Peki. Tamam. Dur. Kızmadın bana değil mi? Hayır canım, niye kızayım ben sana? Ben sadece sen iyi ol, baban üzülmesin istiyorum, bu kadar. Ha bu arada, bundan sonra bana ne zaman ihtiyacın olursa, gece saat kaç olursa olsun, nerede olursan ol, beni arayabilirsin. Ben elimden gelen her şeyi yaparım. Teşekkür ederim. Hı. O kadar iyisin ki. Şımartma beni hadi. Hadi koş bakalım eve. Şimdi seni merak ederler, söylenmesinler hadi. İyi geceler. İyi geceler. Gelin mi? Nasıl buldun lan beni? Yani... Çok zor olmadı. Sen genelde öyle olay mahalline gerilmeyi seviyorsun. Okan defol git. Vallahi kalkar kafa göz dalarım sana. Uy lan. Uy lan uy. Uy lan uy lan hadi uy lan. Oğlum uğraşma benimle. Uy lan uy. Uğraşma. Uy lan uy. Lan. Feraye ile konuştum. Ne konuştum?
Sonunda dikkatini çekebildik yani. Allah. Anlatsana. Nikah falan yok. Sana sinirlenmiş, öyle evleneceğim falan demiş işte. Ciddi misin? Bak, benim gazımı almak için yapmıyorsun değil mi? Öyle bir şey şakasını neden yapayım? Allah Allah, zaten konuştuk, öyle iki atar gider yaptı. Trip attı bana da, geçti gitti. Bekletme lan, biliyordum oğlum, tanıyorum ben Feray'ı. Ya var ya, abim ona yazdı diye kesin böyle ayıp olmasın gibisinden bir iki cevap yazdı. Ben deliye dönmeyeyim diye de sakladı kesin benden. Yani şu durumda çok mantıklı duruyor. Ben canı çok yandı hırsından. Kendini yenilir diye korkuyordum. Hırsına yenilmemiş işte senin iki gözünün çiçeği. Ha? Ya ilginç mi? Gerçekten döverim seni. Ya kardeşim biraz aksiyon al artık. Ha? Ha. Bak vallahi diyorum tutuldum. Değil mi? Öyle de vurulmaz ama. Yüksek misin bir de? Ya bırak ya. Tamam tamam bırak. Oldu mu aksiyon? Çok iyi çok iyi. Boynum acıyor bak. Yaman'la aranızda ne oluyor? Sorun ne? Ne olmayacak be anne ya? Sorun dedem. Bu Rala Bey'in kızı Bade ile evlenmiyorum diye terör estirdi. Sonra da bana gözdağı vermek için Yaman'a yüklendi. Benim sevgili kardeşim de bana destek olmak yerine... Dedemin oyuna gideceğini söyledi bana. Sorun mu? Bırak Yaman ne söylerse söylesin. Deden yüzünden kardeşinle aranı aç mı? Çok uzatmayacağım zaten anne ya. Amerika'ya geri dönüyorum. Hayır. Hayır. Hayır dönemezsin. Bak Ateş bana söz verdin. Tedavim boyunca yanımda olacağına söz verdin. Bana bir daha bu acıyı yaşatamazsın. Bu hasreti yaşatamazsın. Lütfen. Yaşatmayacağım anne zaten. Yaşatmayacağım. Seni de götürüyorum Amerika'ya. Orada devam ederiz tedavine ha? Orada devam ederiz. Olmaz. Kardeşlerini bırakamam burada. Hem evimden ayrılmak istemiyorum. Benim için biraz fedakarlık yapamaz mısın? Bir kere. Hem benim gitmem en iyisi anne ya. Gerçekten herkes için en iyisi. Ben Okan'la Yaman'la beraber bir şekilde dedemle baş ederiz zannediyordum ama olmadı mı? Ben de yalnızım galiba. Sen de üstüme gelme oğlum. Tamam. Tamam üstüne gelmeyeceğim. Ama acele etme olur mu? Ben dedenle konuşacağım. Hayır. Konuşacağım, hayır, konuşacağım. Ateş, Ateş lütfen dedenle konuşacağım ve sizi rahat bırakmasını sağlayacağım. Lütfen. Anne. Ateş üzme beni. Ne olur üzme beni oğlum. Ne olur. Hadi. Lütfen. Gel bakayım sen. Lütfen üzme beni. Baba, Bora hep hastanede mi kalacak? Yok kızım. Ben doktoruyla konuşurum. Eve getiririz kardeşini. Siz odasını hazırlayın. Sağlık ekibi de eve gelir. Yeter ki oğlum iyileşsin. Her şeyi yaparım ben. Geçmiş olsun. Hoş geldin Ekrem, sağ ol. Sen çıkabilirsin. Biraz izin ver. Hayır, ben de dinleyeceğim. Bora'nın telefondan sinyal gelen yeri buldum. Neredeymiş? Kaybolduğu günden beri telefonu Gözsoylar'ın konağında. Kural Bey, kendim hallederim diyorsunuz ama emniyet güçleri halletse daha iyi değil mi?
Hayır. Hayır Ekrem. Ben de. Baba. Bora'yı bu hale getiren Gülsoylar mı? Ne oldu oğlum? Neye bakıyorsun? Böyle bir ses duydum falan. Zannettim de ben. Önemli bir şey değil. İyi, gel hadi. Neden gelmedin hastaneye? Ayıp. Hiç olmasa arayıp bir geçmiş olsun deseydim Urallara. Ararım yarın. Hayırdır, neyin var? Ateş Amerika'ya dönmek istiyor. Bak sen. Ne oldu? Tabii. Kafasına göre hareket edemeyeceğini anladı. Bebek gibi sana gelip mızmızlandı mı? Hayır baba. Baba yapma şunu. Her fırsatta çocuklarımı aşağılama. Gülfem. Haddini bil, ses tonuna da dikkat et. Baba ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yaman'a kızıp acısını ateşten çıkaramazsın. Kendi istediğini yaptırmak için Yaman'ı kullanıp ateşi tehdit edemezsin. Çocuklarımı birbirine düşürüyorsun. Senin çocukların benim torunlarım. Doğru olanı yapıyorum ben. Sen karışma. Bu sefer karışacağım. Bak. Benim bu hayatta üç oğlumdan başka hiç kimsem yok. Tek amacım da onların mutluluğu. Öyle mi? Öyle. Yaman burnunun dibinde hizmetçinin kızıyla işi pişirdi, ruhum bile duymadı. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Bitecek o evlilik. Ben halledeceğim o meseleyi. Sen halledene kadar bir tane doğurur görürsün. Ateşte kimi bulduysa artık yakında tutar getirir. Soyumuz nereden geldiği belli olmayan insanlara karışır. Ateş Yaman gibi değil. Tanıyorum ben çocuklarımı. Yaman temiz kalplidir, duygusaldır. Ama hataya açıktır. Ateş mantıklıdır. Düşünmeden hareket etmez o. Evlenmeye karar verirse de eminim ailemize en uygun kızı getirecektir. Oğluna çok güveniyorsun, öyle mi? Evet, güveniyorum. Ama ben güvenmiyorum. Ya benim istediğim kişiyle evlenir ya da defolur gider. Tamam. O zaman ben de ateşle giderim. Okan'la Yaman da benim peşimden gelir. Sen de bu koca konakta tek başına yapayalnız oturursun. Bunu mu istiyorsun baba? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Böyle davranmaya devam edersen olacakları söylüyorum. İnan ki bu en son isteyeceğim şey. Maalesef bana başka seçenek bırakmıyorsun. Oh, öldürücü darbeyi de sıktım. Artık bana hayır diyemeyeceksin aşkım. Sevgili, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Neden? Yatsaydın keşke. Ama kocamsız yatamam ki. Hem seni merak ettim sevgilim ya. Akşam masadan sinirlenip kalktın gittin. Boş ver sen beni. Ben öyle bir anda sinirlendim geçti gitti. Sen gerçekten her gece bu koltukta mı yatacaksın? Evet. Otursana. Biz senin hiçbir zaman karı koca olamayacağız Aleyna. Ne demek şimdi bu Yaman? Biz daha yeni evlendik ama. Neden yapıyorsun ki şimdi bunu bana? Sana itici gelecek bir şey mi yaptım?
Kokumu mu beğenmedin? Bak annenle yeni alışverişe çıktık. Bir sürü kıyafet aldım ben. Gecelik aldım, parfüm aldım. Size ve bu eve uyum sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum size. Sorun sende değil Aleyna. Ben böyleyim. Ne diyorsun şu an? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ben dokunmayı sevmiyorum. Bana dokunulmasından da hoşlanmıyorum. Psikolojin mi bozuk? Hani hastalık gibi bir şey mi? Evet, hastayım ben. Hani ben seni böyle kabul etmem, bu şekilde yaşamak istemiyorum dersen de anlayışla karşılarım. İstediğin zaman boşanırız. Nasıl ya? Bu kadar basit mi yani? Neden evlendin ki o zaman sen benimle? Yani denedim diyelim, olmadı. Durum bu. Yani üzgünüm. Hadi sen de yat istersen. Ben de biraz hava alacağım. Cemile. Hı. Neyin var? Yok, bir şey, başım ağrıyor. Dur, dur, sana bir ağrı kesici vereyim şurada. İstemez. Hadi ışığı kapat da yatalım. Çetin git. Zaten gıcığım sana. Ya dır dır dır, başımın etini yedin ha. Ne yapayım, ben bakarım diyor işte kadın. He, bakar bakar. Görürüz. Vallahi bakmazsa Feraye döner gelir zaten. Derdi ne bunun anlamadım ha. Niye birden Feraye'nin geleceğini düşünür oldu acaba? Ben onun derdini biliyorum da. Neymiş? Söyle biz de bilelim. İşte kendi ağzıyla dedi ya. Önce kız gitsin hayatını kurtarsın, sonra bizi yanına aldırsın istiyor. İşte kurtulmanın derdinde. Feraye kendini kurtarana kadar çok bekler. Aman kendi içinde kuruyor işte. Kapatayım mı aşığı? E hadi kapa. Vazgeçmişsin. Evlenmeyecekmişsin. Seninle alakası yok. Var. Beni seviyorsun sen. Sevmiyorum. Gerçek yüzünü gördüm ben senin bitti. Neden bu kadar kızgınsın o zaman? Merak etme. Sana öfkelenmeyecek kadar seni önemsemediğim günlerde gelecek. Sonsuza kadar benimsin ve benim olacaksın. Bunu sakın unutma. Ne yapıyorsun? Hiç. Seni izliyordum.
Günaydın sevgilim. Günaydın. Yaman. Ben seni asla bırakmayacağım. Senden asla boşanmayacağım ben. Neden? Ya sana dün akşam durumu anlattım ya ben. Sen bütün hayatın böyle mi geçsin istiyorsun? Sevgilim, dur dinle beni be. Bak, yani bir erkek için daha zor bir şey tabii. Ben birazcık düşününce senin benden boşanmak istemeni de bana sinirlenmeni de çok iyi anladım. Aa, yeter Aleyna. Sevgilim bak hemen kestirip atma lütfen ya. Ben destek olacağım sana bak, söz veriyorum. Bak bu ikimizin özeli zaten. Kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Doktora gideriz, çözüm buluruz. Aşkım güven sen bana, yemin ederim iyileştireceğim ben seni. Aleyna kandırma kendini. Tamam mı? Hiç boşuna da ümitlenmesen bunun bir çözümü falan yok. Yoksa da yok. Sonsuza kadar seninle olmak istiyorum ben. İyi. Tamam sen de sonsuza kadar bu yatakta yatarsın. Ben de sonsuza kadar bu koltukta yatarım. Tamam. Hı? Her şeyinle kabulümsün. Ben senden vazgeçmem. Geçemem ki. Sabah sabah cidden yeter ya. Ben seni asla bırakmayacağım. Sonsuza kadar bu evde Aleyna Gürsel olarak yaşayacağım ben. Vallahi abi niye sana yardım etmiyor diye söylenip durduğu için seni çağırdım. Yoksa hiç zorlamazdım yani. Vallahi senin yerinde olsam şu kapıdan içeri ben de girmek istemezdim. Haklısın. Anladım, tamam. Feray bana bir kahve yapsana. Tamam Aleyna, ben yaparım. Otursam. Ben senden mi istedim Nesrin yenge? Feray'den istedim. Yap hadi. Yap hadi. Aleyna tamam, niye şimdi sabah sabah kızla kavga çıkarmaya çalışıyormuş gibi davranıyorsun? Ne münasebet? Ben niye onunla kavga edeceğim? O kim? Aklını başına topla biraz. Benim sinirlerimi bozma. Daha düne kadar aynı çatı altındaydık. Düne kadar aynı çatı altındaydık canım. Artık değiliz. Ben bu evin geliniyim. Bana Aleyna Hanım derseniz. Tabii Aleyna Hanımcığım. Buyurunuz, oturunuz Aleyna Hanımcığım. Ya sen benimle dalga falan mı geçiyorsun ya? Bir kahve istedim alt tarafı. Yap hadi. Yapacağım. Yapacağım, tamam. Yeter ki rezillik çıkarma. Doğru konuş benimle. Yapacağım Aleyna Hanım diyeceksin. Ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Kahveni iç, sonra çık git. Seher. Ayarladın mı işini? İyi tamam. Tamam. Tamam gel de bağ evimde konuşuruz. Hadi. Al buyur. Sağ ol. Ya, ya, of. Ya. Üf. Her yerim kahve oldu. Mahvoldu her yer ya. Tamam Nesrin yenge, sen de işine bak. Feraye temizler şimdi. Ya ne bakıyorsun? Bir bez falan bir şey al da sil şuraları. Bir peçete verin bana da. Aleyna çık mutfaktan. Pardon. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ya? Burası benim evim canım artık. Siz de bu evin hizmetçisisiniz. Herkes bir yerini yurdunu bilsin de. Aleyna git dedim sana. Sen ne istiyorsun benden ya? Ne oluyor ya burada? Ne olacak anne baksana. Bir kahve istedim, Feraye her yeri mahvetti. Bana hizmet etmek zoruna gidiyor işte, ne olacak? Tamam boş ver. Hadi yukarı çıksam. Masada kocanın yanına otur, tamam? Tamam. Zaten başkalarının mutluluğunu çekemeyen hasetlerle benim işim olmaz. Kızım hadi hadi. Hay Allah ya. Sen de işini bitir de sonra bağ evine geçelim beraber. Neden? Tadilat bitti ya işte, toparlanması gerekiyormuş. Allah Allah, sen dünür oldun yani. Ev mi temizleyeceksin? İyilik ediyorum sana. Ne istiyorsun acaba? Yerimi birini bulana kadar idare ediyorum işte. Allah razı olsun. Kız abla bunu sen mi yaptın, pişirmemişsin? Melih istedi de. Onu pişiremedim dün. Sen koy da fırına pişsin. Evet tamam. Hadi işini bitir, bekliyorum seni evde. Çabuk ol. Tamam. Kız bir şey diyeceğim. Gülfem Hanım Aleyna'ya iyi davranıyor ya, bu kesin böyle o yüzden yumuşumuş.
Ya da bilmiyorum, eceli geldi. Ural'la görüştüm. Akşama bizi davet etti. Neden? Yani hani misafir kabul edecek halleri yok ya, ben ondan merak ettim. Bir şey mi vardı lan? Yok. Ben davet ettim aslında. Buyurun siz gelin dedim. Biraz da mahcup oldum. Geçmiş olsuna bizim gitmemiz lazım. Sen hastaneye bile gelmedin. Aradın mı Ural'ı? Hayır, aramadım. İyi. Aferin. Çok iyi. Kimseye bir şey anlatmayın. Çalışanlar bilmesin. Ural'a söz verdik. Aile içinde kalacak Boran'ın meselesi. Günaydın. Müsaade var mı? Onu evlenmeden önce soracaktım. Otur. Ateş nerede? Çocukluk arkadaşlarıyla buluşacakmış. Siz de çok oyalanmayın. Fabrikaya geçin. İşi gücü iyice serdiniz. Hanım kızları gibi ev tutturuyorsunuz. Tamam dede. Birazdan kalkarız biz de. Afiyet olsun. Sağ ol. Kızım. Ne yapacaksın böyle? Bana surat asıp oturacak mısın? Ne yapayım baba? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Madem telefon Gülsoy'ların evinde bulundu, o zaman polis gitsin arama yapsın. Sen niye engel oluyorsun? Ayrıca şüpheli bir durumda bu insanların bizim evimizde ne işi var? Kızım. Sen hiçbir şey belli etme. Sadece onları güzelce ağırla. Hayır. Ben Bora'nın yanına gidiyorum hastane. Otur. Zaten canım burnumda. Ben ne diyorsam onu yap. Tamam. Ben daha ne diyeyim ki? Sen niye buzdolabından bir şeyler aldın? O kadar uzun mu kalacağız? E canım, acıkırız. Anca akşama bitirir işimiz. Nereye gidiyorsunuz? Dağ evine. Temizlik yapacağız. Hayırdır damat, niye sordun? Boşuna gitmeyin. Ustaları söylerim, civardan birine temizletirler. Yok, hallederiz biz. Sen işine gücüne bak. Hadi Feray. Feray oraya gidince kötü olacak şimdi. Birilerini ayarlayacağım. Temizlendiğini görünce geri dönerler. Sen birilerini ayarlayana kadar onlar giderler gelirler. Ya bu tek yakalayınca Feray'a eziyet eder manyak şimdi. Aynı evde yaşıyorlar. Tek yakalamasına gerek yok ki bağ evine götürmesi için. Allah Allah. Endişelenip durma. Ha sen böyle durmadan onun peşine düşer endişelenirsen, o zaman bu kadın da Feraye'nin peşine gider. Ya bir derdi kalmadı onunla.
Tamam, gidelim. Allah'ıma çok şükür ya. Vallahi beni dinledin, çok sağ ol. Şu kadına da çamur gibi sıçratma üstümüze ya. Vallahi bıktım artık onunla. Sen de. Konuşmamız lazım. Arif'in yerine gidiyorum, oraya gel. Bugün olmaz dedi, başkalarına sözüm var. Başkalarıyla sonra görüşürsün. Bekliyorum. Söndürmüşler. Temizlik malzemesi vardır herhalde burada değil mi? Biz bir şey getirmedik ama. Dur canım, acele etme. Ben bir limonu koyayım da şöyle soğuk soğuk içelim. Yaparız sonra. Hadi geç otursan. Otur. Tanıyamadım, birine mi bakmıştınız? Seher ben. Cemile Hanım. Hah, Cemile. Seher. Erkencisin. Öyle oldu. Sağlık ocağında işim erken bitince ben de geldim. Ha. İyi yapmışsın. Geç otur. Kendine neden koymadı? Çok susamıştım ben. İçeride içtim. Buyurun siz alın. Ben kendime en iyisini koyarım. Yok yok, ben şimdi hazırlarım Seher'e. Yok yok, istemem. Şekerim var benim, dokunuyor. Su ya da başka bir şey? Yok sağ olun. Çok vaktim yok benim. Eve geç kalmayayım. Kızımız sensin herhalde. Seher. Gelsene, bir seninle bahçede bir konuşalım. Heh. Neden benim yanımda konuşmuyorsun? Ya şimdi senin özel bir meselesi var da, utanır belki senin yanında konuşmaya dedim. Sen bir limonatanı iç, gelirsin şimdi. Hadi gel Seher. Hayırdır Cemile, ne oluyor? Niye yalan söylüyorsun? Kusura bakmayın ama ben böyle alengili işlerle uğraşamam. Kız. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Kızım, ben ebeyim. Bu kadın bana dedi ki, bir kız var, kimi kimsesi yok. Uğursuzun biri günahına girmiş, kendi başına bir şey yok. Sana ne? Sana ne? Allah Allah, ne diye ortalığı karıştırıyorsun? Zaten sen de yardım isteyen de kabahat. Asıl sana güvenip gelen de kabahat. Kızın haberi bile yoktu, ne yapacaktın? Elini kulunu bağlayıp tövbe yarabbim tövbe. Sana ne? Kızım, iyi misin? Bıraksana sen şunu. Yürü, yürü git, çık. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bilip bilmeden konuşma dedim. Kızım, çık sen de, kalma bu evde. Yürü, yürü. Allah'ın cezası. Sen hala nasıl benim yüzüme bakabiliyorsun ya? Sen nasıl bir şeytansın ya? Sen ne tür bir canavarsın ya?
Gözümün içine baka baka beni kandırıp bebeğimi mi öldüreceksin? Gel! İçecek mi şu zıkkımı? Uyanıp uyandığında yükünden kurtulacaktın. Kusur şeytan sensin. Ben anlamasam İstanbul'a gidip doğuracaksın çocuğu değil mi? Sonra da Yaman'ın karşısına geçip bu bebe benim diyeceksin ha? İzin verir miyim ben böyle bir şeye? Bana bak. Bu benim bebeğim. Duydun mu? Benim. Çocuğuma asla zarar veremeyeceksin. Öyle bir vereceğim ki benim kızımın huzurunu bozmayacaksın sen. Ah! Küçüktün. Gücüm yetmedi sustum. Büyüdüm. Babam için sustum. Ama bu sefer susmayacağım. Anladın mı? Çocuğuma asla zarar veremeyeceksin. Öyle bir vereceğim ki, öyle bir vereceğim ki bu çocuk doğmayacak. Benim adım da Cemile ise bu işin peşini bırakmam. Korkmuyorum senden. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz ikiniz hazırlayın mı? Lütfen. Çağırdın beni buraya kadar. Ama geldiğimden beri susuyorsun. Gidiyormuşsun. Hı hı. Bir daha da dönmem zaten. Bak sen. Temel yani. Kardeşlerin için kalırsın sanıyordum. Demek benden sonra tufan diyorsun. Kimse umurunda değil. Hı? Onların bana ihtiyacı yok. Çok özleyen olursa gelir görür. Efendim. Ne oldu Feraye, niye ağlıyorsun sen? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum, tamam? Tamam. Benim gitmem lazım. Hayırdır? Bir arkadaş, acil mesele. Zaten bizim de konuşacak bir şeyimiz yok. Sen beni anladın. Bakıyorsun evladım, dediğimi yap. Hadi. Tabii Ömer Bey. Yavaş yavaş gözüme gidiyor. Kız şey yapıyorum. Ma. Hayırdır Cemile Sultan?
Selamsız sabahsız nereye gidiyorsun böyle? Görmedik, ne oldu? Feraye nerede? Bağ evine gittiler dedi Nesin. Okula geçti, dersi varmış. Aa, bu yine neye delendi böyle? Keçileri bir ziyarete gelmiş. Ne bileyim. Oy. Nesin, çok sıcak, bitirelim şu işi, kurban olayım. Ya bu sıcakta bunu yapmak zorunda mıydık ya? Üf. Doğru düzgün bir şey yazsanıza şuraya. Dokunma hassasiyeti, duyu bütünleme sorunu. Ne olduğunu yazmışsın, ne yapacağız, nasıl davranacağız onu yazmamışsın yani. Anne. Annem. Neredeydin sen ya? Sabahtan beri görmedim ben seni. Ha, işim vardı ya. İyi misin diye sana bir bakmaya geldim. Başım ağrıyor, uzanacağım ben biraz. Aa, yok, vallahi olmaz. Dün o kadar güzel kıyafetler aldık ki, gel ben seni götüreyim. Çok güzel, başının ağrısı geçecek. Aleyna, sonra bakarım ya. Allah Allah, 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 çekiştirme kızım anne, be. Gel, ay, gel. Dur, dur. Raye. Ömer Bey, ben bir şey görmedim. Gidelim. Anne bak, nasıl? Sen bunu çok beğenirsin kesin. Güzel güzel, evet. Bir saniye ya. Ne oldu? Senin neyin var? Ha, başım ağrıyor dedim. Bunu mu aldı Gülfem sana? Evet. Hem de imitasyon değil, gerçek altın.
Çok güzel değil mi? Ne mücevherler var onda, takı takı bunun taktı boynuna. Şuna bak. Süpürge sapı gibi incecik. De seviniyorsun. Ay anne ya. Ben bunu beğendim o yüzden bunu aldı. Yoksa götürdü beni kuyumcuya istediğini al dedi. Ben görgüsüzlük yapmamak için bunu aldım. Ha öyle mi kızım? Affedersin cahil anan görgüsüz görgüsüz konuşuyor işte. Anneciğim neden böyle yapıyorsun ya, öyle demek istemedim. Ya Gülfem Hanım bana çok iyi davranıyor. Niye hala Gülfem Hanım diyorsun o zaman? Anne demene izin vermiyor mu? Anne bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Benim de umurumda değil zaten. Çünkü benim bir tanecik annem var. O da bana yetiyor, tamam mı? Hadi annem ya. Bak mutluyum ben, asma sen de suratına. Tek mücadelem bunun için zaten. Yaman'la aranız nasıl? Düğün ayrı mı yattınız? Yok. Beraber uyuduk. Ya. Ay, anne de. Kız. Ya tamam ya, utanma beni. Of. Al bakalım. Bu senin aleyhine. Bakırcılara giderken takarız. Ay. Çok güzel değil mi anne? Evet evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle kullan. Akşam ne giyeceksin? Dün beraber kırmızı bir elbise almıştık ya, onu giyerim. O olmaz. Siyah getir bakayım. Tamam hemen. Ben çıkıyorum o zaman kızım. Tamam anneciğim, görüşürüz. Evet. Bu güzel. Bu akşam bunu giyersin. Hafif makyaj yap. Bir de saçlarını topuz yap. Tamam. Annenle konuştun mu? Yok. Henüz konuşmadım. Ama yarın konuşurum. Bak. Bu akşam bakıcılarla tanıştıracağım seni. Sonra onlar bize geldiğinde annen bir anda karşımıza çıkıp Aleyna benim kızım derse rezil oluruz. Kimse hizmetlinin kızı olduğunu anlamamalı. Konuştuğumuz gibi ben Yaman'la Ankara'da okulda tanıştım. Aynen öyle. Babanı küçük yaşta kaybettiğini, annenin de kısa bir süre önce trafik kazasında öldüğünü söyleyeceğiz. Annem öldü mü diyeceğim? Neden düğün yapmadığımızı nasıl açıklayacağız insanlara? Doğru, haklısınız. Hadi sen hazırlan. Annen de bu evden uzak durursa hiç sorun olmaz. Peki Cemile nasıl öğrendi senin hamile olduğunu? Sami ve Hazal dışında kimse bilmiyor. Sanırım dün gece Hazal'la telefonda konuşurken duydum. Anladım. Artık hiçbir şeye karışmayacaksın. Ben sana bir söz verdim. Sözümün de arkasında duracağım. Evleneceğiz. Herkes bebeğin babasının ben olduğunu bilecek. Hı? Cemile'den de korkmana gerek yok artık. Onunla ben konuşmak istiyorum. Nasıl istersen. Git. Yüzleş. İçin soğusun. Ama hadi artık şu çatalını al yemeğini. Hadi. Hiç aç değilim ama ben. Aç olup olmadığını sormadın Feray. Yemezsen zorla yediririm onları sana. Hadi. Zaten kendine bakmıyorsun, sürekli ağlıyorsun. Hadi. Tamam. Daha dikkatli olacağım. Anne olacaksın. Hem yazık da çocuğun doğmadan her gün ona sağlıyor, baksana. Güldürme beni. Çocuklar anne karnında her şeyi hissedermiş, biliyor musun? O yüzden sen hep gül ki mercimek karnında mutsuz olmasın. Neden hanım dedin? Bilmem, sanki kız olacakmış gibi hissediyorum. Hadi neyse, sen al bakayım çatalını. Hadi. Bitecek o yemek. Hem sen
Hem de bebeğin güçlü olacaksınız küçük hanım. Hadi. Hadi. Tamam kızma, yiyorum. Çıkar onu parmağından. Çok güzel bu. Aleyna, çıkarır mısın? Ben de bana aldın sanmıştım. Hayır, sana almadım. Aile yadigar bu. Yanındakiler de babamı kovdum. Bir daha sakın dokunma bu yüzüğe. Peki. Sevgilim, ben sana bunları çıkardım. Çorap da koydum. Ben siyah giyindim ya, sen de siyah giyin diye. Bir örnek mi giyineceğiz Aleyna? Evet, çok şık olacağız. Ben sevmem öyle şeyleri. Ya yapma ya, üzme beni. Hadi çiftiz biz. Bak sen duşa gir sevgilim, hemen hazırlan. Sonra çık bunları giy. Aleyna, ben kendim giyinebiliyorum ya. Bana annem gibi davranma. Ama... Ne aması Aleyna, çıkar mısın, giyineceğim. Peki. Niye buradan girdik biz? İşte bu yüzden. Artık korkmak yok. Ne konuştuk Feraye? Yakıyoruz gemileri. Kim görüyorsa da görsün. Gel bakalım. Dede, yemin ederim şu konuyla ilgili gram fikrim yok. Bak, eğer varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bak lütfen, lütfen dedeciğim. Neye bakıyorsunuz? Hiç öyle sohbet, öyle uzaklara bakıyoruz ya. Ateş gelince yanıma gelin. Mühim bir şey konuşacağım sizle. Ne konuşacağız? Gelince öğrenirsin. Tamam, öğreniriz dede. Ne oldu? Burala gideceğiz diye mi gerginsin? Bir de o mesele var değil mi? Başka ne var ki bugün? Dedem hani öyle dedi ya, akşam konuşacağız ateş gelince falan, hani öyle bir şey oldu ya. Ya oğlum boş ver, ne takıyorsun dedem ya? Kim bilir neye takmıştır. Doğru ya. Doğru. Gel hadi. Geleyim ben. Girebiliyor muyuz? Tabii, tabii, buyurun. Ben kaldım bir an kapıda. Buyurun şey, ben şöyle terlik vereyim ben size. Şöyle. İnşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Çok önemli yolda inşaat sürecinde antibabel ekibi çalışmaları yerine göstermek üzere Gaziantep'e işteyiz. Nerede kaldın kız? Akşam oldu. İyi akşamlar. Ateş oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk Musin amca. Eren? Oğlum ayakta kalma, otursana. Buyurun buyurun. Buyurun Ateş Bey, buyurun. Sağ ol Cedim. Eren sen paşam, bunları al. Git odanda çalış, tamam? Tamam. Hadi. Al bakalım. Hadi anne. Ne ikram edelim size? Zahmet olmazsa bir sade kahveniz içerim. Nesin, hemen bize bir kahve yap. Baba sen de içer misin?
Olur, içerim. Tabii, hemen. Feray. Feray. Cemil abla kalk kız kalk kalk. Kılımcık'la ne oldu be? Feraye Ateş Bey'le birlikte geldi eve. Şimdi içeride oturuyorlar ha. Ne diyorsun sen ya? Vallahi ben de görünce bir şaşırdım ama. Ateş Bey galiba bir şey konuşmak istiyor tam anlamadım ama. İşte benden kahve istediler ben de sen merak edersin diye haber vereyim dedim. Hey, tamam, gel, gel. Gel abla dur. Dur terliğe gelmedim. Siz kapıda mı karşılaştınız? Hayır. Birlikte geldik. Hoş geldiniz. Benim seninle konuşacaklarım var. Hayırdır oğlum? Bir terslik mi var? Yok. Aksine. Öyle geldim. Oturdum karşına. Çok da ani olacak. Biliyorum ama. Ben Feraye ile evlenmek istiyorum. Eğer senin iznin olursa. Kızım. Sen de müsaade edersen. Evet baba. Buyurun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sağ olasın. Al. Bu arada bu sadece misafirlik kahvesi. Ben bizimkilerle konuşacağım. Her şey usulüne uygun olacak Muzin amca. Endişen olmasın söz. Nasıl yani siz... Muhsin amcamın da izni olursa biz Feraye ile evleneceğiz. Ne diyorsun baba? Kızım siz ne ara görüştünüz, anlaştınız da evlenmeye karar verdiniz? Biz... Ateş Amerika'dayken mesajlaşmaya başlamıştık baba. Aslında ben Feraye için döndüm Muhsin amca. Hatta bir ay erken döndüm buraya ama bizimkilere söylemedim. Bu arada da Feraye ile konuştuk. Niyetim ciddi olduğunu anladım. Siz Ateş Bey ile sevgili mi oldunuz? Arkadan iş mi çeviriyorsun sen? Pardon. Ne biçim laf o? Ne demek arkadan iş çevirmek? Evet. Cemil Hanım. Ne demek o? Aşık olduğum kadın niyetim ciddi. Gayet normal bir durum değil mi? Çok normal bir şey bence. Evet. Tabii. Muhsin amca yalnız konuşabilir miyiz? Peki oğlum. Bahçeye çıkalım. Feraye benimle gelsene. Gelsin inşallah. Abi Çetin. Ben hallederim. Ha, tabii tabii. Buyurun. Yavaş. Koş.
Ne halt karıştırdın sen? Nasıl becerdin bu işi? Lan Allah sizin cezanızı versin be. Defolun gidin. Ya pardon da. Kardeş benim kardeşim. Sana ne oluyor? Aldın kızı kapadın odaya. Abisi olarak önce benim mi konuşmam gerekmez mi? Abisinin gülü. Allah çok sevindim. Bir şey söyleyeyim mi? Allah mutlu, mesut, bahtiyar etsin. Gel. Amin. Gel bir sarılayım amin. Sana. Canım benim. Sağ ol abi. Çetin tamam. Canım. Çetin hadi. Biz çıkalım sen sonra özel olarak siz abi kardeş konuşursunuz zaten. Tamam mı? Çıkıyoruz. Görüşürüz hayatım. Hadi hadi yürü. Yürü. Anlat bakalım. Nasıl ayarttın ateşi? Sana ne? Bak ben sana bilmen gerekenleri söyleyeyim. Benim bebeğimin babası Ateş. Ve biz evleniyoruz. Hamile olduğumu kimse bilmeyecek. Evlendikten bir süre sonra açıklayacağız. Yeni hamile kalmışsın gibi. Tane tane tekrar söylüyorum. Biz Ateş'le evleniyoruz. Bebeğimiz olacak. Allah senin kızını da Yaman'la mutlu mesut etsin. Konu kapandı. Peki. Konu kapandı. Ama seni tebrik ederim. Bu kadarını ben bile beceremezdim. Hani sen hep diyorsun ya, kızım için her şeyi yaparım diye. Ben de anneyim artık. Çocuğumu korumak için her şeyi yaparım. Uzak duralım birbirimizden. Tamam. Peygamberin kabili kısmına geldiler galiba. Hani vazgeçmiştim Feraye ya. Hani vazgeçmiştim be kızım. Neden tereddüt ettiğini anlıyorum Hüsnü amca. Annem de dedemin aleyhine nasıl davrandı. Annemin gelip buraya neler yaptığını da biliyorum. Güven bana aynı şeyler olmayacak. Oğlum. Annenle dedeni çok iyi tanıyorum. Güzeller benim kızım. Hüsnü amca. Sen kızını gözünden nasıl sakınıyorsan ben de aynısını yapacağım. Hiç kimse ne annem ne dedem hiç kimse sana bir şey demez diyemez. Ben buradayım. Söz. Peki evladım. Yok desem ne olacak ki? Siz vermişsiniz zaten kararınızı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ne zaman söyleyecekler acaba herkese? Gerçi dedem biliyor. Annem ne yapar bilemedim. Yaman. Bilemedim ya. Ya yaktın beni Feraye ya. Yaktın beni ya. Yaktın beni be kızım. Öpeyim menini. Öp evladım. Kızım. Ağlıyor musun sen? Ne bileyim. Duygulandım işte. Kızım. Evet. Geç oldu. Kalkalım mı artık? Aceleye gerek yok. Ateş gelmedi mi? Hayır. Sen nereye? Bu akşam gelinimizi tanıştırırız diye düşünmüştüm. Sırası mı şimdi? Daha uygun bir zamanda tanıştırırsın. Çocuklarla biz gideceğiz bu akşam.
Kusura bakmayın. Geç kaldım. Gelin bakalım peşimden. Önce sizle bir konuşalım. Ne konuşacak? Biz de bilmiyoruz ne konuşacak. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. Aldırma sen babamı. Az çok tanıyorsun işte. Pek insan sevmez. Senin bu evdeki varlığına da alışacaktır zamanla. Ses etmedim zaten o yüzden. Ben kalkayım. İyi geceler size. İyi geceler. Yaman'ın da kime benzediği belli oldu. Oturun bakalım. Evet. Fabrikanın başına kimin geçeceğiyle ilgili kafanız biraz karışmış galiba. Konuşmadık mı biz bu konuyu? Hı? Benden sonra her şeyi abiniz idare edecek. En büyük kimse başa o geçer. Ailemizin geleneği bu. Ben zaten gidiyorum dedim. Benden sonra en büyük Yaman. Bırak her şeyin başına Yaman geçsin. Hayır. Yaman geçmeyecek. Sen illa gideceğim diye tutturursan eğer, işin başında ben dururum. Ayrıca senin gitmeni de istemiyorum. Hiçbir şeyine karışmayacağım. Ne istiyorsan yap, kiminle istiyorsan evlen. Yeter ki baba evinde kal oğlum. Hayırdır? Ömer Gülsoy, geri adım mı atıyorsun? Haklısın, böyle düşüneceğini biliyordum. Normalde ben hiç taviz vermem. Ama evin huzuru bozuluyor. Annenle konuştum, çok üzgün. Beni de bir şekilde ikna etti. Sen de annenin üzülmesini istemezsin herhalde. İstemem tabii ama evlenince orada hayat daha huzurlu olur gibi geliyor. Okan. Merak etme. Kiminle evleneceğini biliyorum. Hiçbir sorun çıkarmayacağım. Emin misin? Hı-hı. Eminim. Muhsin'in kızı Feraye'ye gönlün düşmüş. Bugün gördüm sizi. Benim de rızam var. Kızı babasından isterim. Düğününüzü de yaparım. Bunların hepsini ben gitmeyeyim diye mi yapıyorsun neden? Evet oğlum. Burası senin emin. Yuvan. Ben bir adım attım evlat. Şimdi sıra sende. Söz mü? Söz. Söz. Yalnız evlilik meseleni annenle kendin konuş. Orasına ben karışmam. Hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Buyurun. Abi beni bir... Biliyordun değil mi lan? Niye söylemedin bunu? Abi ben bahçede görünce şok oldum. Ben de şok oldum. Şaşırdım, ne diyeceğimi bilemedim valla. Niye benden sorabiliyorsun oğlum? Gittik dedemin yanına, bir saattir oturuyoruz. Sustun, tek kelime etmedin. Ya abi ben valla ne bileyim. Ben korktum, valla korktum. Özür dilerim, tamam. Feray kararını değiştirmiş. Hayır, karar, valla ne diyor oğlum? Git dedeme söyle, gelmiyorum. Ya, git şöyle. Abi ben ne yapıyorsun? Git. Sen ben çıkaracağım. Allah. Bak neydi ya? Manyak. Gözün aydın. Oğlun hiçbir yere gitmiyor.
Gerçekten. Sağ ol bir tanem. İlk defa senin hatırına dedemle anlaştık. İyi iyi. Tamam uzatmayın. Yaman nerede? Gelmiyor. Karısının gelmesini istemediğim için mi? Sanırım. Allah Allah. Ya kafası nerede bu çocuğun? Vural'a Bora'nın durumundan kimsenin haberi olmayacak diye söz vermedik mi? Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Hay Allah'ım ya. Zaten insanlar yaslı. Geçmiş olsuna gidiyoruz biz oraya. Yaman evlendi. Bu da gelinimiz mi diyeceğiz o durumun içinde? Tövbe ya Rabbim ya. Neyse ne. Gelmezse gelmesin. Otursun karısının yanında. Hadi yürüyün. Allah'ım ya. Çantanı at çantanı çantanı. Çok sevindim aşkım. Bir tane. Melih yok mu baba? Görünmez kaza. Merdivenlerden düşmüş, bacağını kırmış. Aa. Alçıyı almışlar, yatıyor. Cık. Okan, sen kullanacaksın. Baba. Çok teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun? Tehdit ettin beni. İstediğin oldu işte. Öyle değil. Tamam, inan. Ya uzatmayalım Gülfem. Ateşe ne istiyorsan yap. Kimle istiyorsan evlen dedim. Bundan sonrasını sen düşüneceksin. Merak etme. Çocuklar için endişelenme. Zaten Yaman'ı o kızdan ayıracağım ben. Ateş de bizi mahcup etmeyecek. Bak göreceksin. Ben ne? Niye öyle baktın? Hiç. Yaşayıp görelim bakalım. Neler olacak? Daha içeri girmedik. Bekliyoruz Vural Bey. Şimdi çıkıyorlar. Biz de birazdan içeri gireriz. Anladım efendim. Hiç merak etmeyin. Aşkım. Sevgilim. Camdan gördüm, herkes gitti, sen yoktun. Ben de dedim ki, kocacığım benim için dedesine tavır aldı galiba. Alena, seni hiç dinleyemeyeceğim şu anda, odana git. Sevgilim, bak ne olur yapma böyle. Yanında olmaya çalışıyorum. Alena, duymadın mı? Odana git dedim. Sen hiç iyi değilsin. Gerginsin diye üzerine gelmek istedim. O zaman gelme. Benim adıma da saçma sapan yorumlarda bulunma. Laf dinle. Bana bak. Sen benim kızıma bağıramazsın. Anne sana ne oluyor ya? Kocam o benim. Karışmasana, girmesene aramıza. Ne demek sana ne ya? Öyle bir bağırdı ki benim canım yandı resmen. Sen şimdi bana mı kızıyorsun? Kızarım tabii. Karı kocayız biz. O bana bağırır, ben ona bağırırım. Küseriz, barışırız. Seni ilgilendirmez. Tamam sonra konuşacağız. Konuşacak bir şey yok anne. Bir daha sakın aramıza girme. Hadi sen eve git. Lütfen. Sevgilim. Ben konuştum annemle. Bir daha karışmaz bize. Odana git. Yalnız kalmak istiyorum. Peki.
Ateş. Alo, duymuyor musun beni? Alo. Çekmiyor sanırım. Ben Cemile ile konuştum. Evde bir sorun yok. İyiyim, merak etme. Değilim ama. Arka tarafa gelir misin? Ne oldu? Acil mi? Babamlara yemek hazırlayacağım. Evde kimse yok. O kadar acil değil. Gelince konuşuruz. Beklerim ben. Hayırdır? Buyurun. İyi akşamlar. İlaçlama şirketinden geliyoruz da. Biz daha yeni ilaçlattık evi de bahçeyi de 4 ay bile olmadı. Yanlış adrese gelmiş olmayın. Ömer Gülsoy'un evi değil mi burası? Evet de. Lazımsa ben çağırırdım yani. Benim işim bu. Neyse, bizden habersiz çağırdılar demek ki. Muhtemelen. Biz başlayalım o zaman buradan. Önce bahçe tarafından başlayın. Katları sonra çıkarsınız. Buyurun. Cemile ablam. Neyin var senin? Suratın bir karış. Yok bir şey. Tamam. Cemile abla. Çok güzel olmuş bu. Aynı rahmetli annemi gibi. Ellerini dert görmesin. Afiyet olsun oğlum. İlaçlamacılar geldi. Bahçe tarafından başlayacaklar. Sonra içeri geçecekler. Ona göre halledin işinizi. Bu saatte. Ne yapayım, nesin şimdi? Allah Allah. İyi tamam. İşim bitti zaten. İlaçlama bozulmuş ya. Cemile abla, eve geçiyorum ben. Geleceğim mi? Yok, gelmiyorum Nesrin. İyi tamam. Abi, benim de değnek verir misin? Ben de biraz uzanayım. Allah'ım. Sağ ol abi. Çetin abi, şu kalanları da bana yolluk alır mısın?
yaptın böyle ya? Sorma öyle. Dikkat et. Tamam. Gel. Sonra. Abi sinyal buradan bir yerden geliyor. Kapıda şahit olmuş. Tamam. Ne yaptınız, var mı bir durum? Yok. Biz hallediyoruz. Siz işinize bakın. Abi ben odama geçip uzanacağım, size kolay gelsin. Ha, orada oda mı vardı? Ha, benim odam var abi. Tamam, siz biraz bekleyin, biz orayı da ilaçlayalım. Bekle abi. Hadi şurada. Evet, salatanız da hazır. Oo, eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş ka. Sen oturmayacak mısın? Yemiyor musun sen? Şey baba, iznin olursa Ateş arka tarafta bekliyor. Konuşalım dedi de. Hı, anladım. Peki tamam, ama geç kalma olur mu kızım? Of. Allah. Masal okuyacaksın bana. Yine yanında uyuyabilir miyim? Tabii ki de bir tanem. Bak şimdi, sen yemeğini ye, ellerini yıka, dişlerini fırçala, pijamalarını giy. Ben hemen geleceğim, tamam mı? Tamam. Aferin sana. Abi sinyal buradan geliyor. Kaldır şu yatağı. Girdiler, kapıyı da kapadılar. Ben bir bakayım ya. Ne yapıyorsunuz burada? Sen karışma, çekil. Telefon? Çekil dedim. Burası benim odam demiştin değil mi? Evet abi, benim odam. Bizimle geliyorsun, yürü bakalım. Nereye geliyorum abi? Abi silah milah ne oluyor ya? Telefon ne ala... Sesini çıkarma. Sakın arkamızdan polisi falan da arama. Vural Bakırcı'nın emri. Gülsoylarla o konuşacak. Yürü. Kesin abi. Melih ne yaptın oğlum sen? Yürü. Koşma, yürü. Abi, bırakın beni, abi, ben bir şey yapmadım abi. Abi, yürü. Abi kurban olayım ya. Kurban olayım, ne yapıyorsunuz ya? Abi iki dakika bir durun. Abi. Ne oluyor ya? Ya ben bir şey bilmiyorum. Kessiz yap. Çetin abi bir şey yap abi. Abi kurban olayım, ne oluyor ya? Abi bir şey yap abi. Ya ben bir şey yapmadım abi. Çetin abi bir şey yap. Abi tamam mı? Başma. Melih tamam abicim tamam. Çetin abi bir şey yap. Çetin. Melih. Abi bir şey yap. Çetin ne oluyor? Çetin abi. Ya abi. Ne oluyor ya? Çetin abi bir şey. Ne oluyor ya? Çetin ne oluyor? Ya Vural Bakırcı'nın adamlarıymış. Silah milah çektiler ya. Ne oluyor anlamadım. Melih'in odasında bir telefon buldular. Derdest ettiler ya çocuğu. Polisi de arama dediler. Ne yapacağım? Ne diyorsun Cemile abla? He? Ya dur sen şimdi, çocuk ölmüş gibi ne ağlıyorsun? Yok ya ben Ömer Bey'i arayacağım. Ömer Bey'i arayacağım. Ya
Söyle Çetin. Neden olmuş? Oğlum dedeni kim aradı? Okan da gitti. Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum anneciğim. Tamam bakacağım şimdi. Babam da gecikti. Aradım ama açmadı. Kusura bakmayın. Olur mu canım? Ne kusuru? Böyle zamanda kusur olmaz. Badeciğim. Gerçekten çok üzgünüm Bora için. Tamam Çetin. Sakin olun. Ben halledeceğim. Bir şey olmaz. Kimseye de bir şey belli etmeyin. Tamam. Sonra şimdi bizi mekana götürün. Sonra arayın beni. Sen kim oluyorsun da benim evime adam sokuyorsun? Hı? Abi. Benim oğlumun telefonu senin şoförünün odasından çıktı. Bora kaybolduğu günden beri sizin evinizdeymiş. Asıl sen bana bu soruyu nasıl soruyorsun? Şimdi istersen gidip bunu sakin sakin konuşalım. Geç kaldım Ateş, kusura bakma. Hoş geldin. Yaman. İnmek istiyorum. Boşuna uğraşma. İneceğim dedim ya, ne yapmaya çalışıyorsun? En başından beri yapmam gerekeni yapıyorum Feraye. Birlikte gidiyoruz buradan. Yaman. Yaman.